Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Diego Perotti. Perotti'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya yavaştan başlandı. Biz de oyuncunun ilk önce FM 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporunu alacağız. FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Perotti'yi alacağız. Fenerbahçe'nin 2018-2019 kadrosuna koyacağız. Bakalım geçmiş sezondaki kadrodaki oyunculardan formayı almış mı? Aldıysa nasıl bir performans göstermiş ona bakacağız. Diogo Perotti'nin az çok da bildiğimiz bir isim zaten kendisi ki ben çok beğenirim kendisinin oyun stilini. Evet, Diogo Perotti Roma'nın sözleşmeli futbolcusu. 29 yaşında, 26.07 1988 doğumlu, artık ona 31 yaşında diyebiliriz. 5 kez Arjantin milli takım formasını giyerken gol atamamış durumda. 23,5 milyon euro piyasa bedeli olan Diogo Perotti 30.06.2021 tarihine kadar Roma'da ve brüt 5,18 milyon euro kazanıyor. Evet, ciddi bir para ama brüt olması, vergiler hariç bu yaklaşık 3 milyon euro civarına falan gelir. Yani Fenerbahçe'nin karşılayacağı bir ücret diyebiliriz. Evet, pozisyonlara gelelim. En verimli olduğu pozisyon arkadaşlar sol kanat forvet destek. İkinci de kanat oyuncusu hücum diyebiliriz. Ama ofansif orta saha destek, sağ kanat forvet destek oynama imkanı veriyor profil bize. Hatta zayıf da olsa forvette oynayabiliyor. Yani hücumun her bölgesinde oynayan çok yönlü bir oyuncu diye koparetti. Biz onu en verimli olduğu kanat forvet destek rolde görevinde değerlendireceğiz. Şimdi şurada şunu demek lazım. Yani Diego Perotti transferi doğruysa bu haber, Fenerbahçe gerçekten ilgileniyorsa, yani şimdi Geri Rodriguez de transfer edildi. Geri Rodriguez ve Diego Perotti ikilisi sanki o bölgeye biraz lüks gelirler gibi geliyor bana. Yani ikisini de ilk 11 oynamak için alacağını düşündüğümüz zaman Fenerbahçe, ki Avrupa'da yok Fenerbahçe'nin elinde bu sene. Tek kulvarda, Türkiye Kupası'nı katarsak iki kulvarda mücadele edecek. Yani Türkiye Kupası için alınacak adamlar değil Diego Perotti ile Geri Rodriguez. Açıkçası o yüzden bu transfer sanki biraz zor gibi geliyor bana. Yani daha önceliği var Fenerbahçe'nin. İyi forvet, 6 numara, stoper, belki de bir sol bek arkadaşlar. Daha önceliklileri var. Belki zayıf bir ihtimal bu transfer ama biz yine de bir bakalım. Evet, boy 1,79, ağırlık 70, kullandığı ayak sağ. Evet, ters ayaklı bir kanat forvet oyuncusu arkadaşlar. Kişilik oldukça sportmen, medya gözünde kanat oyuncusu. İki kanattan da ceza sahasına kat eden bir oyun tarzı var. Gelelim fiziksele. Çeviklik 16, dayanıklılık 12, denge 15, güç 12, hız 14, hızlanma 14, vücut zindeliği 10 ve sıçrama 8. Bu da tabii en önemli eksiklik, hemen göze çarpıyor zaten, vücut zindeliği. Yani vücut zindeliğinin 10 olması kötü. Ne demek bu? Biraz sakatlığa meyilli bir oyuncu. Gerçekten kariyerinin önemli bölümünde sakat geçirdiği zamanlar oldu Diego Perotti'nin. Çeviklik muazzam 16, dayanıklılık yeterli bir kanat forvet oyuncusu için 12, dengesi çok iyi 15, güç de yeterli bence 12, hız ve hızlanması da gayet iyi diyebiliriz. Zihinsele gelelim. Agresiflik 11, cesaret 9, çalışkanlık 12, karar alma 14, kararlılık 14, konsantrasyon 12, liderlik 11, ön sezi 13, özel yetenek 17, muazzam bir rakam. Pozisyon alma 5, soğukkanlılık 14, takım oyunu 10, top salonu 2 ve vizyon 14 arkadaşlar. Gayet iyi zihinsel özellikler demek ki mümkün. Vizyonu, özel yeteneği, gerçekten karar alması, kararlılığı muazzam. Topsuz alanı gayet yeterli bir kanat forvet oyuncusu için. Soğukkanlılığı gayet iyi ki ön sezisi de aynı şekilde. Burada biraz takım oyununa yatkın olmadığını görüyoruz. 10 takım oyunu ama özel bir yetenek zaten. Diego Perotti'den de öyle çok hani pres yapalım da takım savunması yapalım da bir beklenti içine girmemesi lazım. Hücumda Diego Perotti'den yararlanacaksınız. Yani savunmada bu tarz oyunculardan çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. O açıdan gayet yeterli zihinsel özellikler demek mümkün. Evet, gelelim teknik özelliklerine, en güçlü yanına. Uzaktan şut 11, teknik 16, serbest vuruş 12, penaltı 18, pas 14, orta yapma 15, köşe vuruşu 13, ilk kontrol 16, dribling 17, bitiricilik 9, kafa vuruşu 6. Evet, gerçekten teknik, pas, ilk kontrol ve dribling world class, dünya seviyesinde diyebiliriz bir kanat forvet oyuncusu için. Teknik 16, pas 14, ilk kontrol 16 ve dribling 17 rakamları muazzam rakamlar. Burada bir tek eksiklik görüyorum ben arkadaşlar. Bitiricilik 9, bir kanat forvet oyuncusuna göre bence düşük. Yani bir kanat forvet oyuncusuna göre, ki kanat forvet artık günümüzde 4-3-3 taktiğinde çok önemli biliyorsunuz. Ya yani forvetin yarısı demek, atacağı gollerle takımlar için çok önemli. Ya burada bitiriciliğin bir hani şöyle 13-14 olması ya da 12-13 olması çok daha iyi olabilirdi diyebiliriz ama diğer özelliklerine denecek hiçbir şey yok. Zaten oyuncunun kalitesi ortada. Gerçekten teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda çok iyi bir kanat forvet profiliyle karşı karşıyayız. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bana kalırsa Fenerbahçe çok
büyük seviye atlar hücum anlamında. Bakalım Ajax scoutları ne demiş? Çoğu Eredivisie takımında yıldız oyuncu statüsünde oynar. Çok iyi bir transfer olur. Onlar da hemen hemen benle aynı düşünmüşler. 76 tavsiye puanıyla teknik ekibi olumlu referans vermişler. Mevcut yetenek 4 denmiş. Potansiyel yetenek 4 denmiş ki çok iyi bir mevcut ve potansiyel yetenek yıldız rakamı diyebiliriz. Evet, eksiler kafa vuruşlarındaki zafiyetinden bahsedilmiş. Dil öğrenmesi gerekiyor. İstikrarsız bir oyuncu. Evet, bu sürekliliği de biraz sıkıntılı. Sakatlığa meyilli bir oyuncu işte biz de demiştik. Ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demişler. O çok önemli değil. Artıları gelelim. Penaltıları sert kullanır. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu becerikli bir oyuncu yapıyor. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Sportman bir oyuncu sayılır ve büyük maçlarda oynamayı seviyor demişler Diego Perotti için. Evet, hemen FM editör rakamlarına da şöyle bir bakalım. 146-154 muhteşem rakamlar. Yani muhteşem rakamlar mevcut yetenekte, potansiyel yetenekte Fenerbahçe'nin 11 için oldukça iyi, oldukça çok iyi rakamlar diyebiliriz arkadaşlar. Ama artık tabii yaşı da geldi. 30 yaşına merdiven dayayan bir oyuncu. Artık futbolun olgunluk çağında ilerleyen yıllarda fiziksel olarak bir düşüş yaşayacaktır illaki. O da mevcut yeteneğine negatif yansıyacaktır. Ama şu rakamlar Fenerbahçe'nin ilk 11 için muhteşem rakamlar, tertemiz rakamlar diyebiliriz. Şöyle kısa bir kariyer geçmişine göz atalım isterseniz. Arjantin'den çıkıyor. Sevilla ile buluşuyor. Sevilla'dan sonra bir Boca'da kiralık sezonu var. Oradan sonra Genoa'ya gidiyor arkadaşlar. Genoa'dan da Roma'ya gidiyor. Ve Roma'da as oyuncu. Aslında sakat olmadığı zaman as oyuncu ama kariyerin işte önemli şekilde sakatlık geçirdiği sezonlar olduğunu söylemek mümkün. Şurada bakalım sakatlıklarına gösterilmiş mi işte arkadaşlar. Yani var sakatlığı var. İşte 5 ay 2012'de, 2015'te 2 ay 2012'de 4 hafta, 2014'te 4 hafta, 2014'te yine 2 hafta. 2 hafta 4 hafta belki önemli değil ama bu sezonda 2018-2019 sezonda da ciddi sakatlıklar yaşadığını söylemek lazım Diego Perotti'nin. Ama gerçekten kalitesi tartışılmaz bir kanat forvet oyuncusu. Bence gelirse de Geri Rodriguez'den çok çok daha faydalı olur. Yani bunu söylemekte fayda var. Oyun zekası Geri Rodriguez'e göre çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, işte profil analizi bu şekilde Diego Perotti'nin. Şimdi Diego Perotti'yi aldık. Fenerbahçe'nin 2018-2019 kadrosuna koyduk. Geçmiş sezon kadrosuna. Bakalım Diego Perotti o kadroda olsaydı bir sezon boyunca nasıl bir performans gösterebilirdi ona bakacağız. İşte karşınızda Fenerbahçeli Diego Perotti'nin 2018-2019 performansı. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Perotti neler yapmış? Perotti, Fenerbahçeli Perotti neler yapmış arkadaşlar? Evet, 42 maç, 41-11 olmak üzere 10 gol, 2'de 2 penaltı, 6 asist, 2 kez maçın adamı, 1 sarı kart, %67 pas isabeti, %46 şut isabeti ve 7.12 oyuncu puanına erişmiş. Çok iyi bir performans sergilediğini söylemek mümkün Diego Perotti'nin. Yani 42 maçta 16 gole katkı, ciddi bir kanat forvet katkısı arkadaşlar. 7.12 oyuncu puanı ise FM 2019 oyun motoruna göre gayet iyi bir oyuncu puanı ortalaması. İyi bir sezon geçirmiş. Yani kalitesini yansıttığını söylemek mümkün Diego Perotti'nin. Zaten kalitesinden şüphemiz yoktu. Sakatlık da yaşamamış. Önemli noktalardan biri FM kariyerinde sakatlık da yaşamaması. Çünkü sakatlık riski olan bir oyuncu. Bakalım Süper Lig'de 30 maç, 29 ilk 11 olmak üzere 6 gol, 5 asist, 2 kez maçın adamı ve 7.07 oyuncu puanı ortalaması. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 1 asist ve 7.07 oyuncu ortalama puanı. Uluslararası maçlarda 8 maçta 3 gol ve 7.31. Evet, Avrupa arenasında çok daha faydalı olduğunu söylemek mümkün Diego Perotti performansını, ama genel manada da kalitesini yansıtmış Diego Perotti. Bakalım profilinde herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Gerçekten aynı kaliteli profili koruyor. Fiziksel anlamda da öyle bir düşüş yaşamamış. Bu da önemli. Fiziksel anlamda düşüş yaşamamış olması. Bakalım FM editör rakamlarına. 146-154. Gayet güzel rakamlar. Tertemiz rakamlar. Hemen hemen aynı zaten. Bir değişiklik olmadığını söylemiştik zaten. Çok tertemiz rakamlar. Yani Fenerbahçe kalibresinde bir takım için çok iyi rakamlar diyebiliriz. Fenerbahçe nasıl bir performans göstermiş? Fenerbahçe ligde 3. olurken arkadaşlar şöyle oyuncu puanında takımın kaçıncı en iyi oyuncusu olmuş ona bakacağım. Skertel 1. olmuş arkadaşlar. 2. İsmail Köybaşı olmuş.
Dördüncü Diego Perotti olmuş. Evet, Diego Perotti iyi bir performans göstermiş. Kaliteli bir oyuncu arkadaşlar, zaten kalitesinden şüphe yok. Ama işte yani geri Rodriguez ve Diego Perotti sanki çok lüks olurlar. Çünkü daha elzem ihtiyaçları var Fenerbahçe'nin şu an. Bir forvet oyuncusu, bir 6 numara, bir stoper ve yeri gelirse bir sol bek oyuncusuna ihtiyacı varken Diego Perotti hamlesi sanki geri Rodriguez'i göz önüne aldığımızda biraz lüks kaçabilir. Yani o yüzden açıkçası çok ciddi bir transfer haberi gibi değil bu haber bana kalırsa. Ama olursa arkadaşlar çok ciddi katkı verir Fenerbahçe'ye kanat forvet olarak Diego Perotti. Yani ciddi katkı alır Fenerbahçe kendisinden. Ha şöyle de olabilir. Diğer kanatta geriye atarsınız. Diego Perotti'yi sola koyarsınız. O taktik de olur. Yani geri Rodriguez sağ kanatta da sağ kanat forvet rolünde de oynayabilen bir oyuncu. Ama orada da Moses var işte. Orada da Moses var. Şöyle bakalım. Moses geri Rodriguez'in arası ikilisine Perotti girebilir mi? Kesin girer arkadaşlar. Moses ve geri Rodriguez gerçekten hızları çok iyi olan iki oyuncu. Zihinsel anlamda da güçlü oyuncular ama şunu demek çok net. Diego Perotti'nin oyun aklı da bu ikisine göre çok üstün. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir oyun aklına ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Evet, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.